Sınava son 17 gün kaldı ve Mayıs'ın son günü yani 31 Mayıs Salı gününden herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İddo. Çok az kaldı artık. Çok tuhaf. Yani tuhaf olduğu gibi bilinçaltım bana oyunlar oynuyor. Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Maalesef şu an sabahtan beri hiç ders çalışmadım. Şimdi birazdan başlayacağım. 2 saat bu sefer TYT'de durmayacağım. Sadece Türkçe kısmını tamamlayacağım. Daha sonra edebiyatta bitirmem gereken bölümleri bitirip acilen son tekrarlara geçmem gerekiyor. Tabii daha elimde bitmesi gereken 2 tane deneme var. 2020 ve 2021 çıkmış sorulara bakmam lazım. Soru kalıpları hakkında az buçuk kafamda fikir oluştu. Özellikle Türkçe kısmında. ÖSYM'ye çok güzel bir şekilde 57 soru sormayı çok iyi biliyor gerçekten. Bunu detaylı bir şekilde yıl yıl çözdüğümde bunu daha da iyi anladım. Tabii 20 ile 21'i hatırlamıyorum. İşin tuhafı ben sınavdan çıkıyorum ve sınavda hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu o anki herhalde psikolojiyle alakalı, artık onu bilemiyorum. Dün 2019 TYT ve AYT'yi çözdüm. Şimdi sonuçları sizlerle paylaşacağım. Edebiyat bitmiyor. Yani maalesef bitmiyor. Tiyatroya kadar geldim. İnşallah edebiyatı bitireceğim. Bugün artık bitirmek istiyorum çünkü yarın 1 Haziran ve son artık yarın inşallah son 16 gün kalacak. Ve benim artık 16 gün kalıp full tekrarla geçmem gerekiyor. Neyse şimdi 2019 TYT ile başlayalım. 36,5 net yaptım ve 206 puan aldım. Türkçe'ye gelecek olursak 26 doğru 9 yanlış. Geri kalanlar da boş. Şu an hesaplayamadım. Aslında matematiğim o kadar kafada hesaplayamıyorum ama 26 doğru 9 yanlışım var. Güzeldi. Güzel bir denemeydi. Genel olacak bakacak olursam paragraflar gayet iyiydi. Dil bilgisinde eksiğim var. Anlam bilgisi de gayet güzeldi. Değişik. Normalde anlam bilgisinden sürekli yanlış yaparım. Bu denemeden denemeye değişiyor galiba. Onu artık çözemiyorum nasıl olduğunu. Güzeldi. Yani Türkçe'yi beğendim. Sosyal de güzeldi benim açımdan. Tarih 4 doğru 1 yanlış. Coğrafya 2 doğru 2 yanlış. Felsefe 4 doğru. Din kültürü 2 doğru 2 yanlış. Toplamda 12 doğru 5 yanlış. 11,5 net falan çıktı. Sosyal de güzel. Ki geçen gün 6,5 net yaptığımı düşünürsek bu bence bayağı iyi. Ya bilgi ya. Vallahi bilgi. Bilgi midir, şans mıdır artık onun adı nedir bilmiyorum ama oradan geçiyor. Sosyal gayet güzeldi. Matematik 2 doğru 5 yanlış. Onu sormayın gitsin. O çok kötü. Fen bilgisine geçecek olursam eğer fen 2 doğru 3 yanlış. Keşke oradan 5 net çıkaydı. Çok çok güzel olurdu ama neyse dediğim gibi 36,5 net ve 206 puan. Maalesef yanlış bilemeye dün vaktim olmadı. Çünkü haldır uldur yetiştirmeye çalışıyorum. Acilen çıkmış soruları bitirip daha elimde son 10 yılın çıkmış sorularını çözmem gerekiyor. O kitaplar var ya, o kitapları sınava gelmeden önce ben acilen bitirmem lazım. Özellikle matematiğe birazcık yüklenmem lazım. 2019 AYT'sine baktığım zaman da sinir bozucu durum olan buradaydı aslında. Birazcık daha iyi olabilirdi. İlginç bir şekilde edebiyatta 18 doğru 4 yanlış geldi. Yani toplamda 17 net. Tarih 4 doğru 4 yanlış 3 net. Coğrafya 4 doğru 1 yanlış 3,5 net. Gayet güzel bu arada. İşin tuhaf eden kısmı edebiyat kısmında 2019 AYT'nin edebiyat kısmında neredeyse tamamı full. Gerçekten çok güzel. Anlam bilgisinin 4 soruyu 4'ü de mi yanlış olur? Bu kadar mı şanssızım? Anlamıyorum. Ama edebiyat kısmı çok güzeldi. Tarih, maalesef unuttuğum konular var. Tarihi bitirmiş olabilirim ama eksik bilgilerim var. O yüzden acilen tekrarlara geçmem gerekiyor. Coğrafya da tekrar gerekiyor. Matematik 1 doğru 2 yanlış olmuyor arkadaş. Olmuyor. Belki de ben sözelciyimdir, hiç bilmiyorum. Bunca zaman eşit tarih dedik ama belki de matematiğe yeteneğim yoktur, ne bileyim artık yani. Çok yoruldum. Şimdi gelin dün akşama. Dün akşam AYT'yi dün akşama çözdüm. Bu arada TYT'yi dün içerisinde çözdüm. Aynı şekilde edebiyat da çözdüm. Elimden gelince vaktimi boş geçirmemeye çalışıyorum. Akşam üstü saat böyle 8.30 yok ya 7 gibi böyle çözmeye başladım. 1 saat falan edebiyat diyorum. 1 saat falan AYT edebiyat. Of. Kafam durdu. 1 saat AYT denemesi çözdüm. Daha sonra Türk Dili ve Edebiyatı'ndan birazcık daha konu vardı. Modernist yazarlar bir türlü bitmedi ve sinir oldum. Dedim artık bitireyim dedim. Ama sonra olsa bir anda başıma ağrı girdi. Çok fena bir şekilde. Ondan sonra tabii yattım uyudum. Sabah kalktığımda hüzünlü bir şekilde uyandım. Rüyamda ağlıyordum. Bunu neden ağladığımı bilmiyorum. Sanki sınav salonunun dışındaydım. Sınav mı çok kötü geçti? Yoksa yorumlarda yazdığınız gibi sevinçten mi ağlıyordum? Ama sanki bir sınav salonunun dışında evde de olabilirim bu arada. Böyle bölük parçak atıyorum ama
Ağlıyordum ya. Bayağı ağlıyordum hatta. Aynen bayağı bir şekilde ağlıyordum ve sabah kalktığımda da bu şekilde hani hüzünlü bir şekilde yani hani mutlu bir şekilde uyanmadım. Ve maalesef bende şöyle bir huy var. İlk başta kötü bir şey gördüğümde bir anda odaklanamıyorum. Hani bir anda normal gündelik hayatıma geri dönemiyorum. Biraz o rüyanın yarım saat, bir saat kadar etkisinde falan kalabiliyorum. Neyse Allah'tan odamı bir güzel topladım. Böyle denemeleri çözdüm. Bana fayda sağlayacak denemeleri ayırdım. Çözebileceğim denemeleri ayırdım. AYT'lerde son bir iki denemeler kalmış. Onları da çözeceğim. Onları da falan ayırdım. O yüzden güzel oldu. Şimdi birazdan 2020'nin TYT Türkçe kısmını çözeceğim. Daha sonradan da edebiyat kısmını çözeceğim. Son tekrarı büyük ihtimalle geçemeyeceğim çünkü daha 2020'nin AYT sorularını çözmem lazım. Bütün bunları bitirebilirsem şayet daha bunlardaki hiçbir yanlış soruyu dinleyemedim. Oturup onları çözeceğim. Yani dün enerjim ne kadar yüksekse bugün de bir o kadar düşük. Çünkü yani şimdi şöyle bilinçaltımın oyunda oynayabilir, tamam mı şimdi? Ben Allah nasip ederse dördüncü kez sınava giriyorum. Ve maalesef kötü bir sınav tecrübesi yaşadım. İlk sene girdiğimde 2000, ay ilk girdiğim sene 2019'du ve 218 aldım. İkinci sene buradaki halk eğitim kursuna gidip 250'ye çıkardım. Geçen sene AYT'de barajı geçemediğim için puan hesaplanmadı. Bu seneyi de artık bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Yine 4 senede olduğu yani 3 senede olduğum yine matematik yapamıyorum ama en azından sözel kısmı güçlendirdiğime inanıyorum. Bakalım neler olacak ben de inanın bilmiyorum. Tek yapacağım şey şu an çalışmak, çalışmak. Bugünkü mod da böyle olsun. Ama netler gayet güzel. Netler beni çok güzel bir şekilde tatmin etti. Toplam yerleşme puanıma gelecek olsak da 268. Siz ona gelin 270'liyim. Bildiğiniz üzere benim hedefim kaçtı? 300. 300 puan olursa öğretmenlik tercihi yapabilirim. Bu herhangi bir coğrafya olur, tarih olur, edebiyat olur. Artık o şeyleri yani burada. Tarih, coğrafya da okuyabilirim. Hiç fark etmez. 300'e 30 puan var. Matematik. Benim baktığım olasılık soruları falan çıkıyor. Bu dönme soruları çıkıyor. Sanırım belli soru kalıpları var. Onları bütün 21'de dahil olmak üzere denemeleri çözdükten sonra tek tek bütün matematik soruları tek tek inceleyeceğim. 30 puanı yakaladığım an bu iş tamamdır. Ve umarım sınav gününe kadar 30 puanı yaklaşsam çok güzel olacak. Hadi bakalım o zaman ben ders çalışmaya giderim. O zaman hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşünceye de inşallah daha enerjik bir şekilde kendinize çok çok iyi bakın şimdilik. Hoşçakalın. Hadi bakalım ilk doğa derin bir nefes alıyoruz ve günü başlatıyoruz. Biraz geç oldu ama olsun geç olsun güç olmasın demişler.